Bu aralar fazla dışarı çıktım galiba. Daha dikkatli olmalısınız Savaş Bey. Rahatsızlığınızı biliyorsunuz. Bilmez miyim? Babamın genlerinden gelen hatıra. Eğer yaralarınız mikrop kaparsa tedavi için daha ağır ilaçlar kullanmanız gerekir. O ilaçların da yan etkisi malum. Bugün için size teşekkür ediyorum. İyi günler Savaş Bey. Mahkeme meselesi bittiğine göre Maraşlı'dan kurtulmanın vakti geldi sanırım. Maraşlı sıradan biri değil. Kendi ajandası var. Bir şeylerin peşinde. Ne diyorsun? Olabilir. Maraşlı'dan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kafanızda ne var? Mahur. Nasıl yani? Benden hoşlanıyor galiba. Yoksa niye ifadesini değiştirsin ki? Savaş Bey, kızı tehdit ettik ya. Hayır, onunla alakası yok. Anlarım ben. Hoşlandı benden. Arıyor da. Efendim Mahur Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? İstediğini yaptım. Şimdi sıra sende, görüntüleri istiyorum. Tabii. Anlaşmamız neyse sonuna kadar sadık kalacağım. Sözüme güven. Sana mı güvenecekmişim? Güldürme beni. Halbuki gülmek size ne kadar yakışıyor. Hediyemi aldınız mı? Ne hediyesi? Hayırdır kardeş? Mahur Türel'e getirmiştim. Kimden geldi? Bilmiyorum abi. Kartı adım da yazmamış. Ver bakayım. Ne oluyor? Mahur Türel. Evet benim. Çiçekler sizin içindi ama. Tamam teşekkür ederim. Ne var canım? Çiçeğin içine bomba yerleştirecek halleri yok herhalde. Ben öyle bombalar gördüm ki bir bilseniz. Sen niye buradasın, gitmiyor muydun? Babanız içeride, o yüzden buradayım, gidiyorum şimdi. Tamam güle güle. Attığınız adım yeni bir birlikteliğin başlangıcı olacak, biliyorum. Ne demek oluyor şimdi bu? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sabah biraz gergindiniz. Hoşumuza gider diye düşündüm. Ben seninle görüntüler için anlaştım. Sen bana saçma sapan notlu bir çiçek mi gönderiyorsun? Lütfen sakin olun. Tabii ki görüntüleri de alacaksınız. Ben sadece samimiyetimizin yeni bir boyut kazanmış olmasını kutlamak istedim. Ben sadece görüntüleri istiyorum. Anladın mı beni? O görüntüleri bana vereceksin. Tamam, vereceğim. Bugün kaç gibi uygun olursunuz? Öğleden sonra 4 diyelim mi? Tamam. Diyelim, nerede buluşacağız? Adres biraz karışık. Ben şimdi sizin telefonunuza konum atıyorum. Nevzat. Buyurun komutanım. Bizim Behçet'in kulübe ne durumda? Hazırlarız komutanım. Ne zaman lazım? İyi, bir iki saat oradayım. Bir de misafirimiz var. Tamamdır komutanım. Ben hemen geçiyorum oraya. Aç oğlum. Buyurun komutanım. Alo Nevzat. Şimdi ne işin varsa bırakıyorsun. Sana bir taksi plakası yolluyorum. Onu bulmamız lazım, tamam? Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi?
taksiciyi buldum. Uzağına Grand Home Hotel diye bir yere bırakmış. Selamünaleyküm kardeş. Buyurun beyefendi. Ben Ozan Şanver'e bakmıştım. Kaç numarada da kalıyor acaba? Niçin aramıştınız? Kendisine bir paket getirdim. İlhan Türel yolladı beni. Söylerseniz anlayacaktır. Bir saniye izninizle. Ozan Bey merhabalar. Size İlhan Türel'den bir paket getirdiğini söyleyen beyefendi var ama... Anladım. 16. kat 1602 nolu oda. Eyvallah. İsmin ne senin kardeş? Okan abi. Okan kardeş. Sende bu kapıyı açan zımbırtlardan var mı? Var abi. Peki bana verecek misin? Güzel. Bu arada sen bir şey görmedin değil mi kardeş? Görmedim abi. Güzel. Kolay gelsin. Ben de seni arayacaktım aslında. Bak anlaşabiliriz. Bilmediğin çok şey var. Ben Mahur'a asla zarar vermem. Onun kılına bile zarar gelsin istemem. Mecbur kaldım anlasana. Savaş yüzünden. Beni de tehdit etti gerçekten. O zaman ben sana neden kardeş demiyorum biliyor musun? Elden kardeş olur. Hemşerden kardeş olur. Yedi yabancıdan bile kardeş olur. Ama hainden olmaz. Sen üstüne başına bir şey giyele. Çıkıyoruz. Ya Maraşlı, bir cevap ver. Nereye götürüyorsun beni? Çok konuşuyorsun. Konuştukça benim güvenimi kaybediyorsun, haberin olsun. Zırıldama da yürü hadi.